рождается большое. Küçükten büyük doğar. Когда сельджуки сидели в глубине Малой Азии, кто знал, что потом из них выйдут османы? Yani Selçukların küçük Asya'nın ya da ön Asya'nın içerisinde otururken, onlara da yaşarken kim o zamanlar tahmin edebilirdi ki bir müddet sonra büyük Osmanlıların ortaya çıkabileceğini? Когда мы говорим здесь на Кипре о создании общего языка, общей письменности, кто знает, что будет в ближайшем будущем? Aynı şekilde burada Kuzey Kıbrıs'ta ortak dilden, ortak iletişim dilinden söz ederken daha sonraki zamanlarda bunların hayatta geçirilemeyeceği konusunda hiç kimse bir sebep gösteremez. Yani bunlar hayata da geçebilir. 20. веке многие наши тюркские народы обрели современную литературу и науку. 20. yüzyılın içerisinde birçok Türk halkımız çağdaş edebiyatlarına kavuşmuştur. Türkski narod это прежде всего народы слова. Çünkü Türk halkları her şeyden önce bir söz halklarıdır. Sözlü geleneğe sahip olan halklardır. Именно в нашем слове сохранились великолепные сады и дворцы. Çünkü bizatihi bizim halklarımızda sözlü varlıkların bahçeleri korunmuştur. Tarihin derinliğinden günümüze kadar ulaşmıştır. Когда наш акын, наш ашук, наш кайчи исполняет эпос, нашим мозгу разворачивается грандиозный театр. Çünkü aşıklarımızın, ozanlarımızın, kaycılarımızın, destancılarımızın kendi destanlarını, sanatlarını icra ettikleri zaman bizim aklımızda, zihnimizde bütün olaylar cereyan ediyor. Bütün gelişmeler tasavvur edilebiliyor. Дорогие братья и сестры, к чему я это все сказал? Değerli kardeşlerim, niçin bütün bunları burada anlattım? Çünkü в конце своего выступления я еще раз хочу сказать, что нам нужно переходить к практическим делам. Konuşmam sonunda sözlerden uygulamalara geçmemiz gerektiği için bütün bunları burada anlattım. Нам не надо агитировать друг друга. Yani birbirimizi друг друга. Birbirimizi ikna etmekten ziyade мы понимаем общность нашу и необходимость общих действий. Ortak hareketin farkındayız hepimiz. Bunun öneminin farkındayız. Я одновременно в своём лице представляю три ступени. Я возглавляю Союз писателей Алтая. Ben burada bulunduğum zaman üç kimliğimle burada bulunuyorum. Birisi bunlardan birisi Rusya Federasyonu dahilinde Altay Cumhuriyeti Yazarlar Birliği Başkanı olarak buradayım. Как секретарь Союза писателей России я курировал все 90-е годы национальную литературу нашей страны. Я имею в виду Российскую Федерацию. Rusya Federasyonu Yazarlar Birliği sekreteri olarak da Rusya'nın dahilinde bulunan bütün milli edebiyatların kuratörlüğünü yürütüyordum. В международном сообществе писателей, основанном на базе бывшего Союза писателей СССР, я координирую тюрко-монгольское направление. Aynı zamanda международной арене в СНГ. Aynı zamanda uluslararası alanda ve eski Sovyetlerin yerine kurulan bağımsız devletler topluluğu içerisinde kurulan Yazarlar Birliği'nde ben Türk-Moğol bölümü başkanlığını yürütmekteyim.